اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد وعلى صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة اعيننا محمد اللهم صل على محمد وعلى ربي يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر ربي زدنا علما وفهما واخلاصا ونورا وَأَلْحُقْنَا بالصالحين امين يا معين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا امين بحرمه السيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم يا ربيمس Hepimizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi aff ve mağfiret eylesin. Amin. Allahü Teala Celle Celaluhu bizleri ölünceye kadar evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi kıyamete kadar hep kendi yolunda yürüyen hayırlı, bahtiyar kullarından eylesin. Amin. Allah Celle Celaluhu bize hak yolu, hakkı, hakikati görüp ona göre hayatımızı tanzim etmeyi, hayatımızı hakka göre, İslam'a göre, Kur'an'a göre, şeriat'a göre yapılandırmayı, programlamayı ve inşallah son nefeste iman-ı kamille beraber hep beraber söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek huzura kavuşabilmeyi nasip eylesin. Allah'ımız Celle Celaluhu bu sıkıntılı günlerde, sıkıntılı dönemlerde bizlere batılı, sevmediği yolları da güzel bir şekilde anlayıp kavrayıp batıldan, sevmediği yollardan da uzaklaşabilmeyi, uzak kalmayı hem bizlere hem neslimize hem zürriyetimize nasip eylesin. Allah hepimize yardım eylesin ve bizleri istikametten ayırmasın. Amin. Değerli hanımefendiler, sevgili beyefendiler ve güzel gençler, arkadaşlar, aziz dinleyenlerim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, sevgilerimi arz ediyorum. Sohbetimizin girişinde şöyle bir kitaplarda Ruhul Beyan tefsirinde görmüş olduğumuz kıssayla başlamak istiyorum. İsa Aleyhisselam'dan bahsediyor Ruhul Beyan tefsirinde. İsa Aleyhisselam mübarek bir gün zengin olan bir kimseye diyor ki gel seninle beraber bir insan ziyaret edelim. Fakir mi fakir olan bir kimsenin yanına o zengin götürüyor. Ve zengine diyor ki bak şunun hayatını görüyorsun. Sende de bu hayat olabilirdi. Onun için Rabbine şükret. Allahü Teala Celle, Celle şükredenleri sever. Ve o zengine nasihatlerini yapıyor, bırakıyor. Sonra fakire dönüyor ve fakire diyor ki gel seninle bir yere gidelim. Alıyor onu götürüyor bir hastanın yanına. Hasta ziyareti yaptırtıyor. Hastanın yemeklerini zor yediğini, zor yatağından doğrulduğunu, nefesini zor aldığını falan gösterdikten sonra fakirsin sen ama böyle durumda da olabilirdin. Sağlığın bozuk olabilirdi. Onun için haline, sağlığına şükret Allah Teala c.c. şükredenleri sever buyuruyor ve o şekilde ona efendim yolculuyor. Hastaya dönüyor. Diyor ki: Hastaya sana özel bir şekilde yardımcı olacağım. Gerekirse sırtımda taşıyacağım. Gel seni bir yere götüreceğim. Alıyor hastayı getiriyor. Nereye getiriyor biliyor musunuz? İmandan nasip olmayan, küfür hayatı süren, isyanlara oynayan bir kimsenin yanına. Hastaya diyor ki: hastasın. Belki de fakirsin. Ama böyle kafir olanlardan birisi değilsin. Haline şükret. Allah şükredenini sever. İmandan da mahrum olabilirdin. O zaman ne olur da halin sen diye ona bu tavsiyelerde buluyor. Onun için sevgili dostlar, güzel insanlar, Allahü Teala Celle Celal verdiği o kadar, o kadar ama sayısız nimetler var ki o nimetlerin kadrini, kıymetini bilmek lazım. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an Hakiminde şöyle buyuruyor İbrahim suresinde Estağfirullah bilen Bismillah ve in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Hangi bir nimet, hangi bir nimet ya Rabbi? Yani insan yukarıdan aşağıya şöyle düşündüğü zaman bir sefer Sabahleyin kalktığında sağlıklıysa otomatik olarak zaten ona dünya kadar dünya kadar efendim ikram yapılmıştır. Hiç unutamıyorum. Bazen arkadaşlarımızla sizlerle paylaşıyorum. Bir gün yanımıza bir cemaatimiz geldi ve abisinin kalp ameliyatı olacağından bahsetti. Ve bir pil taktıracağız dedi kalbine. Dışarıdan onu 65 bin dolara getirteceğiz. Dairelerini sattılar. 65 bin dolarla beraber o pili getirttiler. Getirttikten sonrasında bir sene kadar yaşadı ve o zat, o şahıs vefat etti. Sonra kendi kendimize düşünüyoruz. Hepimiz düşünelim. Allah Celle Celaluhu bize her an, her saniye, her salise 65 bin dolarları kucağımıza bırakıyor, 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 bırakıyor. Biz işin farkında değiliz. Allah hepimizi affeylesin. Allah Teala nankör olmaktan da muhafaza eylesin. Neler var neler yani. Biz bu kadar nimetin içerisinde sayısız nimetlere karşı efendim kıymet bilmiyoruz. Hastaneye gittim Haseki Hastanesi'ne ve orada bir hasta gördüm. Karnı tabiyesi davul gibi şişmiş bir şekilde başında duran refakatçiye sordum hastalığını. Dedi ki bu hastamız gaz çıkartamıyor. Yani çok affedersiniz tuvaletteki çıkarmış olduğumuz bir gazın ne kadar insan üzerinde etkisi sağlık açısından olduğunu biz efendim ancak ondan mahrum olduğumuzda anlayabiliyoruz. Evet. Ufacık bizim bir tuvalete gidip gelmemiz dünya kadar nimettir. Onun için tuvaletten çıktıktan sonra ilk sözümüz nedir? ellezî ezhebe annil ezâ ve âfâni. Öncelikle gufrâneke diyoruz. Allahu Teala Celle affımızı talep ediyoruz. Sonra diyoruz ki Allah'ım bize sağlık, afiyet verdin de bu nimeti efendim ihsan ettin. Tuvaletimize gittik ve efendim onu yaptıktan sonrasında dışarıya rahat rahat çıkıverdik elhamdülillah. Hepsi gitse ayrı bir dert, içerinde kalsa ayrı bir dert. Yine böyle güzel sevdiğimiz bir abimiz vardı, ameliyat oldu. Ameliyattan sonrasında kendisine maalesef bir felç arzı oldu. Onların hepsinden geçti de kendisi ağlamaklı bir şekilde dedi ki küçük abdestimi yapamıyorum. Günde beş kere sondayla girip efendim kendisinden küçük abdestini çıkartmaya çalışıyorlardı. Allah'ım ya Rabbi bizi affeyle. Ya Rabbi nankör olmaktan muhafaza eyle. Ya Rabbi şükreden kullarından olmayı nasip eyle. Çünkü sen Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyorsun ki لَاِنْ şekertüm le <laughs> azidenneküm. Eğer şükrederseniz ben nimetimi arttırırım. Ve in inkefertüm. Eğer nankörlük yaparsanız inne ile şedid. O zaman da azabım şiddetli olur. Biz şükretmek istiyoruz Allah'ım. Şükreden kul olmak istiyoruz Allah'ım. Ve şunu da Kur'an'da öğreniyoruz ki ve kalilüm min ibadiyeş şükür. Kullarımdan şükreden kimseler azdır buyuruyorsun. Azıcık insanlar maalesef şükreden oluyor. Çok insanlar da isyan eden oluyor. Çok insanlar da lankör oluyor. Çok insanlar da maalesef neyim var ki diyor. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Bize acı ya Rabbi. Bize mağfiret et Allah'ım. Geçen bir kardeşimiz öyle paylaşım yapmıştı. Hoşuma gitti. 20 sene önce diyor, biz düşünüyorduk, bir arabamız olur mu diye bu bugün ise biz arabamız altımızda diyoruz ki arabamızı park yapacak bir yer bulabilir miyiz? Yani nereden nerelere geldik elhamdülillah ama yine açız diyoruz, açız diyoruz, böyle bağırıyoruz. Allah bu nankörlerden, Allah Celle isyan eden kimselerden ötürü bizi cezalandırmasın. Çünkü aynı gemin içerisindeyiz. Çıkarsak beraber çıkacağız, batarsak beraber batacağız. Onun için çok çalışmamız lazım. Bu insanlara çok şeyler anlatmamız lazım. Birisini gördüğümüz zaman şikayet ediyor. Birisini gördüğümüz zaman efendim ağlıyor, sızlıyor. Hemen İsa Aleyhisselam'ın az önce yapmış olduğu tavsiyeler sadedinde biz de devreye gireceğiz. Kardeşim kendinden alttakilere bak deyip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifini hatırlatacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çünkü bize öyle buyurmuşlardı. Maddi yönden, dünyalık yönünden kendinizden aşağıdakilere bakın. Manevi yönden, ibadet yönünden de kendinizden daha üsttekilere bakın. Ölçümüz bu olmalı. Elhamdülillah demeliyiz. Her nimete karşı elhamdülillah. Her külfete karşı yine Elhamdülillah. Allah sevdiğiyle oynar. Bazen hasta olursun, elhamdülillah diyeceksin. Bazen efendim parasal yönden sarsıntı geçirirsin, elhamdülillah diyeceğiz. Kimi kime şikayet edebiliriz ki? Allah dostlarından bir tanesi bayağı hastalanmış mübarek. Yani çok hastalıklar kendisini bulmuş. Bunun üzerine şunu da söylüyor. Elhamdülillah. O kadar hastalandım. O kadar hastalandım. 30 senedir hastalığı çekiyorum. Ama 30 senedir Allah'ıma hamd ediyorum ki bir gün olsun ah demedim. Çünkü o kelimeyi defterime, amel defterime yazdırmak istemem. Allah-u çıktığım zaman Allah Celle'ye bana sorarsa kulum ben bunu verdim, sen nasıl razı olmadın dediğinde ben ne derim? Evet, Allah vermiştir Celle Celaluhu. Ona göre boyumuz efendim uzun olabilir, Allah vermiştir kısa olabilir. Allah vermiştir. Zayıf olabilir Allah vermiştir. Şişman olabilir Allah vermiştir. Allah Celle Cale bazen insanın öyle bir şekilde imtihanını zora sokar ki siz bu noktada Cenab-ı Hak Celle, Celle kalkarsınız teheccüd namazlarına. Allah Celle Cale sizinle oynuyor. Sizi seviyor. Belki siz eğer o sıkıntıyı çekmeseydiniz teheccüde de kalkmayacaktınız. Allah Celle Cale huzuruna bekliyor. Kulum derdi veren de benim, şifayı verecek olan da benim. Arada doktorlar efendim parayı götürür. Şifayı verecek Allah, parayı alan doktorlar. Onun için şifa yerlerini karıştırmamak lazım. Bir insan doktora gittiği zaman doktor bey veya doktor hanım beni iyileştirdi demeyecek. Allah beni iyileştirdi ama doktora da teşekkür ediyorum. Vasıt oldu. Teşekkür ediyorum. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer insanlara teşekkür etmezseniz yanlış yaparsınız. Sade dinde mealen bize diyor ki efendim insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez buyuruyor. Allah'a şükretmez. İnsanlara teşekkür etmekle başlamak lazım. Ondan sonrasında da Allah'a şükre çıkmak lazım. Evet, değerli dostlarım, sevgili hanımefendiler, beyefendiler, gençler, arkadaşlar, dünya hayatında ana merkez noktamız şükretmek olacak. Allah'a hamd etmek olacak. Neler verdi Allahu Teala Celaluhu? Bunun karşılığında biz ise Cenab-ı Hakk'a Celle Celaluhu'ya ibadet noktasında çok zayıf kalıyoruz. Zayıf kalmasak ne ki? Yine tefsirde geçiyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi mübarek Cebrail Aleyhisselam'dan naklen şunu bize bildiriyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Cebrail kardeşim anlattı. Allahü Teala Celle Celaluhu'nun eski kavimlerden 500 sene dağlarda yaşamış, hiç günah işlememiş, Allah ibadetle ömrünü geçirmiş. Çünkü günah ortamını Allah çileceği ondan hep uzak etmiş. Öyle bir Allah dostu ve 500 sene ibadetle efendim ömrünü geçiriyor. Son nefeste de secdede ruhunu Allah çileceği alıyor. Ve huzur ilahi çıkınca Allah'ın huzurunda o 500 sene geceli gündüz ibadet etmiş, günahların hiçbirisine karışmamış olan bir kimseye Rabbimiz soruyor. Kulum. Kulum. Senin yaptığın ibadetlerle mi yoksa benim rahmetimle mi şu anda muamele görmek istersin? Hesap var şu anda. Hesaba gireceğiz ve sen ibadetlerini yaptın. Ben de nimetler verdim sana. Dolayısıyla rahmetimle mi muamele görmek istersin yoksa ibadetlerinle mi? İbadetlerine çok güvenen bu şahıs ibadetlerimle teraziye çıkmak isterim. İbadetlerimin orada efendim kendisine adeta göstermesini isterim deyince Allah'ımız Celle Celaluhu Allah'ımız Celle Celaluhu verdiği nimetleriyle o 500 senelik ibadetin karşılığını kendisine göstermek için sadece ve sadece bir gözünün 500 yıllık ibadete denk geldiğini, diğerlerinin boşta kaldığını kendisine söylüyor. Ya Rabbi Allah'ım ben ne yaptım? Ya Rabbi rahmetinle muamele et bana ne olursun. Ben burada çok büyük cahillik yaptım. Evet kulum ben sana şu kadar nimetler vermedim mi? Vermedim mi? Vermedim mi? Vermedim mi? Vermedim mi? Allah Teala bunlar bize saydığında bizim böyle başımız öne doğru eğilmez mi? Eğilmez mi? Eğilmez mi? Onun için şu beş vakit namazımızı kıldığımız zaman hiç olmazsa Cenab-ı Ticariye'ye ufacık da olsun bir teşekkürümüzü arz etmiş oluyoruz nimetlerine karşılık. Namaz kılmazsak ne olur halimiz ya? Tesbih çekmezsek ne olur halimiz? Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifini efendim sohbetimi toparlarken sizinle paylaşayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir insan sabahleyin sağlıklı bir şekilde kalktığı zaman yatağından 360 tane mafsalı yani eklem yerleri, organları Allah Teala tarafından bağışlarını kendisine veriliyor, ikram ediliyor. Hastane olabilirsin, Herhangi bir şekilde efendim şu anda entübe olanlar vesaireler bunları böyle koca koca tüplerle solunum efendim yollarını açmak isteyen kimseler hepsi bir tarafa kalktın ayağa elhamdülillah bir sıkıntı yok. Şükürler olsun. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bu verilen efendim 360 tane mafsala karşı organa karşı eklem yerlerine karşı Allahü Teala Celle her bir tanesi için bir sadaka gerekir, bir sadaka. E şimdi bir sadaka bir lira verseniz fakire onu küçümsüyor. E bir liradan versen 360 lira para eder günlük. 360 lira para da kaç kişi verebilir arkadaş? Kaç kişi verebilir? 50 kuruşa bunu indirsek 180 lira eder. 180 lira kaç kişi verebilir? Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem işimizi kolaylaştırmış. Ne yapıyor biliyor musunuz bize? Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, her bir tesbih sadakadır diyor. Yani Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah. Bunları söylüyorsun. Her bir tanesi sadaka yerine geçiyor ve efendim bir tanesi bir mafsalı. Bir tesbih, bir mafsalı, bir tesbih, tesbih bir mafsalı, bir organı Allah'ın izniyle refüze ediyor. Oh, elhamdülillah. Sonra ne buyuruyor bize? Bunların hepsinin toplamı, bir de şunu yaparsanız, şükrünüzü yerine getirmiş olursunuz. O da kuşluk namazı buyuruyor. Yani kuşluk vaktinde sabahleyin şu anda söyleyelim rahat rahat efendim kılabileceğimiz bir saat olarak söylüyorum. Sabahleyin saat 8'den 12 buçuğa kadar insan yarıma kadar dört buçuk saat içerisinde iki rekat namaz kılsa Allah-u Teala ya, teşekkür etmek için o 360 tane organ yerine, mafsal yerine bu iki rekat size yeterli olmuş oluyor. Elhamdülillah. Kaçırmayalım. Kaçırmayalım. E ne olacak? Allah-u Teala bu şükür yaptığın zaman, kuşluk namazına devam ettiğin zaman tabii iki rekatı bunun en az. En çoğu on iki rekat. Ama en güzeli alimler diyor ki hocalarımız dört rekatta siz bunu götürün. Efendim az yapın ama her zaman yapın, devamlı yapın. Yani iki rekat kılsanız da olur. Fakat dört rekat daha iyi olur demişler. Biz onu iki rekatta selam vermek üzere istediğimiz duaları, sureleri okuyoruz. Dört rekatta tamamlıyoruz. Ama büyük bir ikram. Yani sağlığımızın adeta sigortası. O namaz, kuşluk namazı. Kaçırmamaya çalışalım. Emin Saraç hocam rahmetullahi aleyh bize ders ederdi ki bunun ilk iki rekatında Kafirun suresi ve İhlas suresiyle kılın. Kalan iki rekat dört rekatlık kılarsanız diğer iki rekatında da birinci rekatta Şemsi ve Duhaha suresini okumaya çalışın biliyorsanız. Efendim diğer rekatta da ve Duha suresini okuyun. Buyururlardı. Rahmetullahi Aleyh. E, bilmiyorsun o zaman da ilk iki rekatta Kafirun İhlas son iki rekatta da Nas. Felaknâ sureleriyle böyle kılmaya çalışalım. Rabbim kabul eylesin, kolay eylesin ve bu noktada efendim ömürlerimizin sonunca sonuna kadar da devam ettirmeyi nasip eylesin inşallah. Evet, sevgili dostlar, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi bizden daha iyi bildiği için ne buyuruyor biliyor musunuz? Şu Adem olun, insan var ya diyor. Bir vadi dolusu altın olsa ikincisini isterdi diyor. Ya doymak bilmiyoruz hakikaten. Doymak bilmiyoruz. Eskiden şu kadar olsa diye bakıyorduk. Hayır biraz üstünü istemeye başladık. O kadar oldu bir araz daha üstünü. Efendim sonu yok bunun. Bu efendim limitsiz sınırsız bir istek dünyası yaşıyoruz. Bir vadi dolusu altın ne demek ya Rabbi? Yani ufacık bir cumhuriyet altını örneğin 3500 lira yaklaştı. 3500 lira. E senin 10 tanen olsa 35 bin lira eder. O vadide kaç bin tane olur? Efendim demek ohu senin ne kadar dünyanın olmuş olacak ama yok o da yetmez diyorsun. İkinci vadi de olsa altın istiyorsun. Sonra buyuruyor ki bu insanoğlunun var ya gözünü ancak toprak doyurur. Gidince o zaman anlayacağız. Eyvah, eyvah. Bir şey götüremedik. Bir kefenden başka. Hepsi kaldı burada. Onun için geçen kitapta gördüm çok hoşuma gitti. Süleyman Aleyhisselam'ın mübareğin efendim öyle bir saltanatı var ki sadece dünyalık saltanatı insanlarla efendim maddesel bir olayla adı alakalı değil. Yani Süleyman Aleyhisselam hayvanların dilinden de anlıyor. Kuşlarla konuşuyor, kuşların dilini anlıyor. O kadar ikramlar yapılmış kendisine. Evet Süleyman Aleyhisselam'ın bu saltanatı bir tarafa diyor kitaplarımıza bir tarafa bir Subhanallah tesbih. Bir Subhanallah daha değerlidir. Niye? Çünkü Süleyman Aleyhisselam'ın tacı, tahtı, bütün imkanları hepsi burada kaldı. Süleyman Aleyhisselam tensi yalın ayak başacık tıpış tıpış ahirete gitti. Ama Subhanallah yanımıza geliyor. Allah bunun zevkini, aşkını, efendim sevdasını içimize yerleştirsin. Hücrelerimize yerleştirsin. Her yerde zikir yapabilmeyi Allah nasip etsin. Yani oturuyorsun, efendim konuşma esasında Dilinle söylemene gerek yok. Dilini efendim orada şöyle kapatırsın, ağzını efendim yumarsın, kalbinle yaparsın zikrini. Allah ile bağlantını devam ettirirsin. O kadar güzel bir şeydi ki böyle dilini damağına koydun, dudaklarını kapattın, insanlarla güler yüzünle konuşuyorsun ama Allah ile berabersin. Orası böyle Allah, 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 Allah demeye devam ediyor. Rabbim inşallah böyle Allah 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 veya la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah derken ruhumuzu teslim etmeyi nasip etsin. Ne güzel olur o güzel efendim ölüm biliyor musunuz? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müjdeliyor. Müjdeliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir insanın duyuruyor son sözü La ilahe illallah olursa dehal el cenne. Cennete girmiştir o kimse diyor. İnşallah Rabbim nasip etsin. Rabbim nasip etsin hepimize, sevdiklerimize, dostlarımıza, dua bekleyen kardeşlerimize ve bütün aile bireylerimize. Rabbim kıyamete kadar çocuklarımızdan böyle küfre, sapkınlığa gitmiş, şirke düşmüş, efendim Rabbimizin beğenmediği, sevmediği yollarda, adreslerde bulunmuş, Allah'u Teala onaylamadığı kimselerle beraber arkadaş olmuş, asla ve asla bizden bir nesil zürriyet bulundurmasın inşallah. Çok dua edelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize onun için babalar, babalar evlatlarına dua etsinler. Çünkü evlatların duası, evlatlara yapılan dua, Peygamberlerin ümmetin yaptığı dua gibi makbuldür buyuruyor. Çocuklarımız hep hayırlarla karşılaşsınlar. Beş vakit namazlarını dost doğru kılsınlar. Hayırlı arkadaşlarla beraber otursunlar, kalksınlar. Ve inşallah bütün çocuklarımız, neslimiz, üretimizle beraber Rabbim cennetinde cemaline efendim kavuştursun. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la buluştursun. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayır eyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Ülkemize ve İslam alemine yardım eyle. Ülkemize ve İslam alemine yardım eyle. Doğu Türkistan'dan, Filistin'den, Gazze'den, Yemen'den, İtlip'ten, Suriye'den, Myanmar'dan, Arakan'dan, Nerede bütün Müslüman kardeşlerimizin sıkıntılarını gider Allah'ım. Amin. Hastalarımıza, hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle. Dertlilerimize devalar ihsan eyle. Borçlara borçlarını ödeme kolaylığı nasip eyle. Alacaklarını tahsil edemeyenlere de Ya Rabbi alacaklarını tahsil etmeyi kolaylıkla nasip eyle. Ya Rabbi hepimize hayırlar, hayırlı ömürler, hayırlı gelecekler nasip eyle. Ya Rabbi Kimseye muhtaç etme. Kendi kapını namaz kaparatma, aratma. Harama asla bulaştırma. Faizlere, kredilere bulaştırma. Bulaşanları da kurtar Allah'ım. Sonu bize hayır getir ya Rabbi. Son nefeste de iman, Kur'an, şehadet nasip eyle. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم رزك بوليش يقول اللهم رزقنا أفواه مسيج أمة محمد الصلاة سلام نتيج غير انفتي شلالنا في جن بالخاصة ölmüşlerimizin, imanlı geçmişlerimizin, analarımızın, babalarımızın, hocalarımızın ruhları için ve büyük güzel vatanımıza efendim son günlerde şehit olarak huzuruna getirdiğimiz o yavrularımız, gençlerimiz, polislerimiz ve bütün kardeşlerimizin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Haftaya görüşmek üzere inşallah.